girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların listesini ve bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, startup veya kurumunuz için harika işbirlikleri yakalayabileceğiniz Entrekom'un podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Erdem Yurda Tapan. Ben Aytun Çuysal. Harika konu ve konuklar ile girişimcilik ekosisteminde ihtiyacınız olabilecek ve size yol gösterebilecek her şeyi bu podcast kanalında konuşacağız. Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Hocam kayıtta. <laughs> Devam et. Ee, günümüzün konusu hocam most valuable player. <laughs> o değil, MVP o değil. O MVP. O değil, onu MVP konuşmayacak mıyız? Hayır, o MVP, Daha bu MVP. Değil. <laughs> Benden bu kadar. <laughs> Neyse onu da bir e, ileride bir spor el... girişimi yapmak istiyorum MVP'yi tamam. bu şekilde değiştirecek. İleride o spor tarafında konuşalım bilmiyoruz zannetmesinler. <laughs> eee diğer tarafı da biliyoruz <gülüyor> <gülüyor> İnşallah çıkar bir şeyler. Evet hocam. Şimdi minimum viable product. Evet. Ee, i̇lk bu bölümde nedir ne değildir onu bir tartışalım. Daha sonrasında da kendi yaptığımız geçmiş örneklere göre nasıl yapılmalı nasıl yapılmamalı ee, onu konuşuruz. Nasıl yapılmamalı çok güzel bir örneğim var. Tamam. Beceremediğimiz harika yıllarca feature geliştirip beceremediğimiz muazzam bir girişimiz var. Tamam. Onu da konuşuruz hocam. İlk başta MVP nedirle başlayalım o zaman. Sen, Sen mi ben mi? Senle başlayalım hocam. Tamam. Şimdi MVP nedir? Ben MVP'yi Türkçe'ye şöyle çeviriyorum. Değer yaratabildiğiniz ilk ürün. En erken ürün anlamına geliyor. Bu üründen para kazanmak zorunda değilsiniz. Ortaya çıkarttığınız şeyi müşteriye satış yapmak durumunda da değilsiniz. Ama test edebileceğiniz bir ürünün olması demek. Şimdi MVP şu. Belli bir problem, belli bir problemi buldunuz. Belli bir probleme çözüm ürettiniz. Bu çözüm üretirken arada yapacağınız design thinkingleri, customer feedbackleri, müşteri geri bildirimlerini falan geçiyorum. Bunların hepsinin olduğunu varsayıyorum. Hı hı. Ve ortaya belli feature'lar çıktı. Diyelim ki 10 tane feature çıktı. Bu feature'lardan en çok müşterinin yararlanabileceklerini ve teknik ekibin en hızlı bir şekilde bunu kodlayabileceği ya da en hızlı şekilde ortaya çıkartabileceği feature'ları seçerek ortaya çıkartılan en kolay ve en hızlı basit, hiçbir tasarıma önem verilmeyen, hiçbir şeye önem verilmeyen, sadece test edebileceğiniz ürüne MVP deniyor. Tamam. Dediğim gibi bu ürünü satan da var, satamayan da var. Satamayan ben niye satamadım diye üzülmesin. Çoğu üründe artık rekabet biraz daha tasarıma ve kullanıcı deneyimine kaydı. MVP'de kullanıcı deneyimi aranmamalı. MVP'de UI aranmamalı. MVP'de satış deneyimi aranmamalı. MVP'de sadece sizin value proposition dediğimiz değer öneriniz iş yapıyor mu? Yapmıyor mu? Bu aranmalı. Tık alıyor musunuz? Almıyor musunuz? Bu aranmalı. Tıkı da nereye alıyorsunuz? Ona bakılmalı. Ki buna göre kullanıcı deneyimi <laughs> de geliştirmek gerekiyor. MVP bu demek. Bunun bir üst noktası beta ya da kapalı demo. Hı hı. İki sistem var. Oraya geçmeden önceki aşama yani sizin iş yeri, müşterileri organik bir şekilde ya da organik olmayan bir şekilde aldığınız aşamaya beta deniyor. Bu karıştırılıyor. MVP'de benim müşterilerimin ya da ödemeyen kullanıcılarımın olması lazım. Hayır, MVP hala feedback aşaması. Hı hı. MVP'de geri dönüşler alınacak sürekli. Tasarımsal geri dönüşler, cartlar, curtlar ve benzeri bir ton şey alınacak. Ki sadece tasarım değil. Biz ben MVP'mde hiç tasarımsal geri dönüş bile almadım. MVP'de sadece insanlar oraya tıklıyor mu, tıklamıyor mu? Yani o value proposition'ı ben doğru aktarmış mıyım, aktaramamış mıyım? Başka feature'larla da aktarabiliyorsunuz çünkü genellikle. MVP bu. Tasarımsal feedback alamadım diyen ama vermeyi seviyorsun evet. hocam. Tasarımsal feedback vermeyi severim. <gülüyor> <gülüyor> ama seninki çok MVP gibi değildi. <laughs> Neydi bizimki? Beta mı? <laughs> ya artık live açmıştın sen. Ben live açmadan önce bir şey söylemedim tasarımdan. <laughs> çok az şey söyledim yani. Ya aslında Türkiye'de girişimcilerin MVP konusundaki en büyük şeyi, benim gözlemlediğim yanılgısı ne zaman açmalıyız? Evet. Ya şeyi karar veremiyorlar. Hani şu an hazır mı değil mi? E, Sunes biraz biraz utanıyoruz sanki şey. Ya evet çok işte çok. Ma yani. mahrem Vaya. gibi sanki böyle i̇şte Çok, çok olgunlaşmadan koymak istemiyoruz. İnanılmaz yanlış bir şey. MVP dediğin şey o kadar ya şöyle düşünün. Çok büyük şirketler bile bak ya yani milyon dolarlık bütçeleri o milyar dolarlık bütçeleri olan şirketler bile ilk ürünlerini ilk ürünlerini ortaya sürüp geri bildirim alıyorlar Hı. ve geri bildirime göre geliştiriyorlar. İşte bilmem ne platinum. Bilmem ne bir şey, bilmem ne bir şey. Yani sahaya çıkmadan geri bildirim geliyorum alamazsınız. Tabii. Ürünü çıkartmadan geri yorum alamazsınız. Geri yorum alamayacağınız noktada da size fayda sağlayabilecek herhangi bir şey yok. O nedenle MVP'yi olabildiğince hızlı. MVP'de önemli olan yapabileceğiniz tek şey sadece o value proposition dediğimiz değer doğru mu değil mi? Hı -hı. Siz test ettiniz ama 20 kişi de test ettiniz ya da 100 kişi de test ettiniz. Şimdi bunun teknoloji versiyonu doğru mu? Önemli olan kısım bu. Hı hı. Design thinking yaparken ne yapıyoruz? Ya böyle böyle bir şey vardı, böyle böyle bir şey var. Sorun var, çözüm var, çözüm. Yapsak olur mu, olmaz mı? Eyvallah tamam o sorunu iyi anladınız. Binlerce belki müşteriyle konuştunuz. Neyse. Şimdi o teknoloji kullanımına adapte edebiliyor musunuz ürününüzü? Önemli hı hı. olan nokta bu. MVP'de önemli olan nokta teknoloji adaptasyonu var mı yok mu? MVP şu demek değil. MVP ne değildir? Tek cevabı şu. MVP ben benim ürünüm hazır mı değil mi test etme noktası değil benim değer ürünüm doğru mu değil mi test etme noktası. Beta da pivota gidilir mesela. Daha MVP aşamasında pivota gidilmez. Yani kapalı demoyu yapmak lazım. İçeriye müşteri almak lazım. Ondan sonra pivota gidilir. En büyük hata da bu. Girişimcilerin çoğu MVP'de pivot ediyor. MVP'de hı. nasıl pivot ediyorsun? Neyi pivot ediyorsun MVP'de? Neydi nasıl pivot edebilirsin ki MVP'de? Daha dur. Ya MVP dediğinde zaten toplasan kaç kişi gelip de bakıyor. O da yani 5000 kişi baksın. Yani. Bütün pazarın 100 bin olsun %5'i baksın. Daha nasıl pivot edeceksin bir dur. Ya ortada bir şey yok da. Ha? yani. Hani çünkü oradaki experience'ı geliştirmek çok önemli. O experience'ı geliştirip belki pivot etmeyeceksin. Ona bakmak da çok önemli. Ya pivot etme noktası da mesela şey var. Ee, bazı girişimlerde böyle 2-3 tane mesela feature'a kararsız kalıyorlar. Bir tanesini yapıyorlar mesela. Orada pivottan ziyade direkt ikincisini, üçüncüsünü... Hiç, işte, yapıyor değil aslında. Pivot değil o. Ya, o pivot değil. Bambaşka yeni bir şey denemeyi de çok yapıyorlar başta. Sen evet. öneriyor musun mesela? Hayır ya pivot'ta bir ayak yerdedir bir ayak sabittir. Pivot'ta bir ayağa sabitler. Pivot nedir? Steps olur hocam öbür türlü. E, öbür türlü steps olur. <laughs> Buradan giner. Şimdi pivot'ta gerçekten bir ayak sabittir yani. <laughs> ne olur? Şöyle olur mesela. B2B'den B2C'ye pivot ettim. Mesela B2C'den atıyorum ya yani B2C'den B2B2C'ye pivot ettim. B2B revenue modelimi değiştirdim. Şunu yaptım. Bunlar pivot operational pivot yaptım. Ne oldu? Şundan şuna geçtim. İşte Mert Canlar'ın buradan söyleyeyim mesela. Daha çok yeni pivot ettiler. Tablet yapıyorlardı. Şimdi bir Beacon'a çeviriler. Bu pivot. Hı hı. Yani bu pivot. Bunda feature gelişimi yok. Aynı feature pivot etti. Hı hı. Ne oldu? End of user'ı içeri alın. Daha fazla içeri almaya çalışacak şimdi. E bu, bir, bu bir pivot. Yani pivot etme sistemi. Ama sen kalkıp farklı value proposition değiştiriyorsan o artık pivot değil. O artık sıfırdan yani, bir girişim bir değişim değişim. denemek. Aynen, Çünkü öyle. yeni bir business model çıkacak. Yeni bir revenue model çıkartman lazım falan filan. O nedenle ben diyorum ki bu on feature'ın 10 tane feature varsa işte üçünü live alıp en çok işe yarayacağını düşündüğünüz üçünü live alıp bununla ilgili de çok güzel bir işte şey var sana dün bahsettiğim Amerika'da öğrendiğim bu yeni model design thinking ve benzeri onu da bir gün burada tamam. sesli eğitimini yapalım o model üçünü alıyorsun en çok değer yaratacağını düşündün ve teknoloji adaptasyonuna bakıyorsun MVP bu değer tamam. yaratabilen en erken ürün o şeyleri sonraki bölümde mi konuşalım? Nasıl değerlendireceğiz insanların gelmesini ya da hangi tool'lar kullanacağız falan. Orada da konuşabiliriz, burada da konuşabiliriz. Devam edelim o zaman. Tamam. Yaptık MVP'yi. Ee, ama gerçi nasıl yapıldığını konuşmadan ha, nasıl çok mantıklı olmaz önce evet. nasıl yapıldığını konuşup ondan sonra şey yapabiliriz. Tamam. Burayla ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa nasıl yapılmalı kısmına geçelim mi direkt diğerine? Bir diğer bölümü. Direkt geçelim diyorsun. Ha, yapalım. Tamam hocam. O zaman... MVP'den selamlarla diyebilir miyim? MVP'den <gülüyor> selamlarla. <gülüyor> Neydi? Most, most, most valuable, valuable player. players. player. <laughs> Bu seneki most valuable player'ımız Enis Erdem Yurda Tapan. Estağfurullah <laughs> Sen varken bize Aa, düşmez. <laughs> hayır hayır <mı>? oğlum. <laughs> <laughs> İyi bakalım. Ozan diğer bölüm. Görüşmek üzere. Girişimcilik serüvenin detaylarını ve derinlemeli incelemesini yaptığımız bu podcast serilerinde umarım size bir şeyler katabiliyoruzdur. Herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir konu olduğunda LinkedIn veya Instagram hesaplarımızdan mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz. Girişimcilik ekosistemini çok daha yakından tanımak ve girişimcilik serüveninizde bir adım öne geçmek için www.entracom.io adresimizden veya Instagram, LinkedIn ve Twitter'da entracom.io'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.